Kim kafir demeyin. Eğer onda şu sıfat olmasa siz özünüz kafir olasınız. Sizge kereyim mi şu narsa? Şu narsa kereyim mi sizge? Köpüra yaşla gete geçliği bu narsa. Bana ettik, gıybet üstünde bir adam kafir oladı. Bir adam münafık oladı. Bir adam günahkar fasık oladı. Bir adam savap oladı. Kişi gıybet kıyan payette, yapırgan payette bu gıybetmez, bu sıfat dese bu adam gıybetini gıybetmez dedi. Haramda harammez dedi, dinden çıkardı. Şimdi atını etmesek, gıybet kılıyken adamımızı gıybet bulmasa kendini dip durup atını etme yaptı, lakin hemen bilip durup da kim hakkında gıybet bul yaptı. Bunda kişi münafık buladı. Kişi gıybet kıladı, gıybetliğinden tanıp durup yapıradı, bu adam fakat günahkar oladı. Endi savob oladigan o'rni shuki, bir fosiqni, bir fojirni, bir haddan oshgan tog'ini yomonligidan odamlar omon qolsin degan maqsadda gapirsa, shu o'rinda g'iybat qilgan odam savob topadi. Bu odam odamni haqqidan qo'rqmaydigan kishi. Mana muncha odamni kuydirgan, mana muncha odamlarga zulm qilgan, bu bilan sherik bo'ladigan bo'lsa, manaqa bir xatar bor deb turib g'iybat qiladigan bo'lsa, bu kishi savob oladi. Demak, g'iybatdagi 4 holat. Demek, çünkü oturgan dersinden malum oladı ki, dalilsiz haberini kabul kılmayımız, şeriat ruhsat bergen tor dairadan taşkarada gıybet kılmayımız. Kişi başka bir Müslümanla gıybet kılarken, onu hakkını yegen buladı. Eğer şu dünyada hakkını adak koymasa, yani barıp keçerim soramasa, kıyamette elbette, ana şu yegen hakkıya cevap veredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu ve maluhu ve irzuhu. Her bitti musulmanına başka musulmanına üçten asası haram. Kanı, malı ve obroyu. Kanı, malı ve obroyu haram. Kanı haramdaki çünerlik. Onu urup o muydu, onu öldürüp o muydu. Malı haramdaki hem çünerlik. Onu malını, onun razılığısız alıp o muydu. Yani obroyu çi. Ana şu biz gıybet kıyken payetimizde o adam mı obroyuga tecavüz kıldık. Mana şuna sahan kıyamatta siz bilen bizi ülkemizde saval boladı, yük boladı. Çünkü insanda mahde ekkenizde obroyunu kötere yapsız. Gıybet kılıp yamanlı ekkenizde obroyuga tecavüz kılı yapsız, obroyunu şuraya yapsız. Çünkü bazı da anık bilmesinden turup o kafir de varamız. O münafık da varamız. Mana şuna sahan gücüde ihtiyat buluşluk gerek. Çünkü bu minbardan köp mette etkemiz yana ayta oramız. Kim bir Müslümanını kafirge çıkarsa, şu küfür degenlerse, ya şu ayta etken adamı özüye kaytadı, ya ki küfürde sıfatlanırken adam gibi varıyor yapışadı. Peygamberimiz etkenler, bu hadis İmam Müslüm'den Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kılınca. Resulullah dediler, اِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَعَ بِهَا اَحَدُهُمَا. Eğer bir kişi özünün biraderini kafirge çıkarsa, sen kafirsen dese, sen kafir buldun dese, ha o kafir dese bir yerden durup, Resulullah dediler, o ikisinden biri şu hesabına ketedi. Bittesi kafir buladı. Siz falan için kafir dediniz, ha o kafir dediniz. Bu söz havada hamiydi, can akeler ülkeler şunu düşünelik. Eğer şu kafirliği sıfatı onda rast barbasa barbunga yapışadı. Eğer yok olsa demeyi o Müslüman iken, Müslüman da kafir degen için özünüz kafir bulasınız. Ah deyin, kök deyin, incik deyin, başka deyin. Lekin kafir demeyin. Eğer onda şu sıfat bulmasa siz özünüz kafir bulasınız. Sizge kereyim mi şunarsa? Şunarsa kereyim mi sizge? Köpüra yaşla gete geçtiği bunarsa. Bundan taşkarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden, İmam Tirmizi'den, Abu Hurayra'dan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bir kişi dediler Resulullah, onge alakası dahli bulmayan işlerden uzak yürgenliği, onge alakası bulmayan işlerini terk kılıyorkenliği, İslam'ın çırali ekenliğindendir. Senge dahli bulmayan nasıl aralaşma yapsa mı? Bunu iletik olma yapsa mı her yerge? Demek İslam'ın çırali eken. Alakası bulmasa yani bunu iletik olma yapsa mı? Demek İslam'ın çırali mesela. Demek buradalar, biz buranın medemiyimiz, açı, hüccet, dalil, bugende yine kafir değişikimiz mümkün,
Ama güman bilen, burada yapı bilen, teşirip teşirmezden, bile bilmezden ne demeyimiz? İmam-ı Azam rahmetullahi özünün fikhul akbar kitabı da şunu dediydi. وَلَا نُكَفِّرُوا مُسْلِمًا بِذَنْبِي مِنَ الظُّنُوبِ وَاِنْكَانَتْ كَبِيرَةً Fikhul akbar'da İmam-ı Azam et yaptılar ki, buran bir Müslümanını, buran bir günah sebepli kafirge çıkarmayımız. Gerçi bu günah kebire bu seyem. Arak içlik kebire. Adam öldürüşlik kebire. Zina kılıçlik kebire. Lekin bu kebirenin kılıyken adam kafirmez. Madem ki halal sanamaz. Halal deme yaptım içi yürüp de bunu kafir deyişke hakkız yok. Adam öldürdü. Ya ki öldürü yaptı. Kafir deyişke hakkız yok. Madem ki halal sanamazsa bu oldu. وَلَنْ اُزِيلُ عَنْهُ اِسْمَ الْا۪يمَانِ İmam Azam ayıttı, bu adamdan iman degen ismini abdeşemeyimiz. Ve onu hakiki mumun deyimiz. وَيَجُوزُ عَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرِينَ Öşü boyayı adam, arağı çekken, zina kılıyken, sukurlu kılıyken adam, kafir bulmasından fasık Müslüman buluşu mümkün. Geliştik ya, o ahırı giyiş burada kafir deyiş, yine biz işimiz mesul. Ahli ilimlerde, ulamalarda, kazılarda, müftilerde işi o. Biz işimiz mesul. Çünkü Müslüman da Müslüman ki kanı, malı ve obroyu ne değildi? Haram değildi. Tilimizi tiyelik. Tilimizi tiyelik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.